Bugün sizlerle makro fotoğrafçılık yapacağız. Makro fotoğrafta nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Makro çekimler için ne tür ekipmanlar kullanmak lazım? Ve makro çekimleri yaparken hangi kompozisyon kurallarına, hangi açılara dikkat etmek gerekiyor? Biraz bunlar üzerinde konuşacağız. Hem de uygulamalı çekim yapacağız. Elimde Nikon'un D7100 crop'lu gövdesi var ve ucunda da benim çok uzun süredir kullandığım 60 mm f2.8 makro objektif var. Yani burada doğrudan bir makro objektifle çekim yapacağız. Çünkü özellikle makro çekimleri yapmak için gerçekten makro objektif kullanmak gerekiyor. Makro objektiflerin ne demek olduğunu kısaca size şöyle anlatayım. Makro objektifler diğer objektiflere göre çekeceğiniz objeyi birebir büyütür. Çünkü pek çok objektif genel itibariyle yaklaşık olarak 1 bölü 5, 1 bölü 7 gibi oldukça küçük büyütme oranlarına sahiptir. Yani obje sensörde göründüğünün 5'te 1'i, 7'de 1'i, 9'da 1'i oranında daha küçük görünür. Ama makro objektifler birebir oranda büyüttükleri için görüntüyü, detayları, toz zerreciklerini, işte çiçeklerin üzerindeki polenleri, her şeyi olabildiğince güzel bir şekilde çekebilirsiniz. O yüzden eğer makro fotoğrafçılık yapmak istiyorsanız, detaya inmeyi, yakın görüntüleri seviyorsanız, bir tane makro objektif almanız gerekiyor. Makro objektiflerle ilgili çekimlere başlamadan önce birkaç modelden bahsedeyim size. Genel itibariyle 60 mm, 90 mm, 105 mm, 180 mm gibi makro objektifler var. Eğer biraz daha uzaktan işte yılan gibi ya da kelebek gibi sizden kaçacak konuları fotoğraflamak istiyorsanız, o zaman 105 mm, 180 mm gibi makro objektifler kullanabilirsiniz. Ama çiçekleri, küçük böcekleri, daha yaklaşabileceğiniz objeleri çekmeyi düşünüyorsanız 90 mm gibi, 65 mm, 60 mm gibi makro objektifler tercih edilebilirler. Çok istisna olarak 1'e 5 büyüten, 1'e 2 büyüten, yani bunlar birebir büyütüyor bu makro objektifler. Ama bir de 5 kat büyüten, 2 kat büyüten, 4 kat büyüten gibi özel makro objektifler var. Bu objektifler genel itibariyle manuel netleme özelliklerine sahiptirler ve biraz yavaş çalışırlar ama özellikle böyle karıncanın üzerindeki tüylerini, örümceğin gözlerinin tamamını, örümceğin bütün tüylerini, bütün bacaklarını aşırı derecede, yani sineğin gözündeki bu detayları, kıskaçlarının detayları, kıskaçlarındaki tüylerine kadar çekebilmek için bu 1'e 5 büyüten makro objektifler de kullanılıyor. Ama bunlarla çekim yapmak oldukça zahmetli. Eğer gerçekten makro fotoğrafçılığı seviyorsanız ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız, bu özel objektiflere de sahip olmayı düşünebilirsiniz. Ancak genel itibariyle böyle güzel bir çiçek tarlalarının olduğu harika bir ortama geldiniz bahar ayında. Burada makro çekim yapmak istediğimiz zaman bize bu birebir makro objektifler yeterli oluyor. O yüzden şimdi bu objektifle makro fotoğrafları nasıl çekiyoruz? Bakalım birlikte çekim yapalım, daha yakından görelim. Etrafımda yüzlerce arı var. Bal arıları var, diğer yabani arılar var. Ama bunlardan korkmamı gerektirecek bir durum yok. Onları çok fazla rahatsız etmediğiniz sürece arılar size dokunmaz. Ya yani hiçbir hayvan size dokunmaz. Dolayısıyla olabildiğince, bakın şu an elimde karınca yürüyor. Paniklemiş durumda şu anda. Atladı aşağıya. Dolayısıyla pek çok canlı var burada. Olabildiğince şimdi bunların fotoğraflarını çekeceğiz. Dediğim gibi aşırı derecede taciz etmediğiniz sürece, onlara bir zarar verecek hareket yapmadığınız sürece bu hayvanlar, bu böcekler size zarar vermez. Tabii sivrisinek istisna, ama şu anda hava çok sıcak ve sivrisinekler de henüz piyasada yok. O yüzden şimdi şu etraftaki arıları ben konuşurken kaçmadan onları çekelim. Hadi gelin birlikte nasıl yaptığımıza bakalım. Tabii şu an benim elimdeki objektif DSLR'e, gövdelere uyumlu. Nikon'un eski 60 mm dahili motoru olmayan, yani AFS motor sistemine sahip olmayan objektifi. Bunu mesela D5000, D3000 gibi serilerde kullanamıyorsunuz. Çünkü gövdenin kendi motor sistemi olması lazım. Objektifin kendi sessiz motoru yok. Bakın şöyle
Size göstereyim, oldukça sesli bir netleme sistemi var. Makro objektifler de zaten biraz yavaş netler. Genel itibariyle makro objektifler yavaş çalışır. Bunlardan çok fazla hızlı AF sistemi beklemeyin. Dolayısıyla gövde, DSLR gövde, aynasız gövdeye bunu kullanamıyorum. Çünkü motor aktif olmuyor. O yüzden de vizörden bakarak çekmem gerekiyor. Yani aynasız gövdelerin böyle bir avantajı var. Böyle bir yerde hiç yerlere yatmadan rahatlıkla LCD ekran üzerinden çekim yapabiliyorsunuz. Ama şu an ben bu gövdeyle çekim yapacağım için vizörden bakmam gerekiyor. Çünkü LCD ekrandan o kadar iyi netlemiyor. Vizörden bakmam gerekiyor ve vizörden çekim yapmam gerekiyor. Biraz eziyetli olacak. Havada sıcak. Dolayısıyla aynasız fotoğraf makinelerin bir avantajı daha burada devreye girdi. Bir süredir aynasız gövdeleri de kullanıyorum. Bu da benim yıllardır kullandığım DSLR gövdem. Yani aynasız fotoğraf makinelerine epeyce alışmışım. Fakat şu an yine DSLR gövdelerle eski usul çalışmaya devam edeceğiz. Tabii makro objektifler çok çok yakından çekime müsaade ediyor. Dolayısıyla yaklaşık olarak 15 santimetreden 30 santimetreden bu objektiflerle çekim yapabiliyorsunuz. Diyafram bu objektiflerde genel itibariyle 2.8 oluyor. 2.8 diyafram açıklığıyla çekim yaparsanız alan derinliği çok kısıtlı oluyor. Dolayısıyla bir tane karıncayı çekseniz bile kafası, hatta gözü net oluyor, geri tarafı flu oluyor. Sadece başı net oluyor, vücudunun geri kalan kısımları flu oluyor. Çiçeğin sadece bir yaprağı net oluyor, geri kalan kısımları flu oluyor. Dolayısıyla eğer böyle güneşli bir havada çekim yapıyorsanız, ışık iyi ise olabildiğince diyaframı kısmaya çalışın. F8, F11, F16 hatta bu değerlere kadar diyaframı kısmaya çalışın. Böylece alan derinliğini arttırırsınız. Çiçeğin tamamını, böceğin tamamını veya tamamına yakınını net çekme şansınız olur. Makro fotoğrafçılıkta bir de imaj istifleme dediğimiz bir yöntem var. Yeni çıkan bazı gövdeler bunu kendisi otomatik olarak yapıyor. Bu şekilde gövdesi olmayanlar da farklı noktaları netleyerek 8, 10, 11 ne kadar fotoğraf çekerse farklı noktaları netleyerek fotoğraf çekiyorlar. Sonra bunları Photoshop'ta veya uygun uygulamalarda birleştiriyorlar. Dolayısıyla bu sayede bütün, yani bir böceği düşünün, tamamının net olduğu fotoğraflar yakalanabiliyor. Ama bunlar biraz da ileri makro teknikler. Biz bugün temel makro çekim yapıyoruz. O yüzden o detaya girmeyeceğim ama o da aklınızda olsun. İnternetten araştırabilirsiniz. O yüzden şu anda olabildiğince F8, F11, F16 diyafram açıklıklarında makro objektifimizle çekim yapmaya devam ediyoruz. Şimdi böyle arı gibi, işte böcek gibi çok hızlı hareket eden kuşları genel itibariyle otomatik netleme sistemiyle fotoğraflıyoruz ve elde çekim yapıyorum. Çünkü tripodla böceğin olduğu, arının olduğu yeri ayarlayıncaya kadar arı uçacaktır. Çünkü çiçeklerden hızlı hızlı polen toplayıp hemen uzaklaşıyor. O yüzden olabildiğince elde çekim yapıyorum ama bir çiçek fotoğrafı çekiyorsanız ya da çok hareketli olmayan bir makro çekim yapıyorsanız tripod üzerinde çekim yapmak en doğrusu. Bu sayede titreme hiç olmaz. Fotoğraflar çok daha net olur ve manuel netlemeyi kullanabilirsiniz. Birazdan tripod üzerinde Nikon Z50 aynasız fotoğraf makinesiyle bu objektifi manuel netleme kullanarak makro çekimler yapacağım. Böylece daha titremeden, daha kontrollü, sabit çiçeklerin fotoğrafını nasıl çektiğimi sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın şu an önümde beyaz bir çiçek var. Zannediyorum onu görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Bakın şurada bir beyaz çiçek var. Bu çiçeğin üzerinde de gördüğünüz gibi bir tane arı var. Şimdi bu arı orada dolaşıyor. Ben makro objektifi bu şekilde ayarladım. FTZ adaptörü
vasıtasıyla bağladım. Tripod sistemini kurdum. Bakın şöyle LCD ekran üzerinden çekimleri gerçekleştirmek mümkün. Ve manuel netleme yaparak. Bakın Nikon Z50 ile makro fotoğrafı çekerken manuel netleme yapıyorum. Ve bu manuel netleme esnasında objeye tam gelince bakın yeşil hale geliyor. Böylece tam olarak nereye netlemek istediğimi tahmin edebiliyorum. Şu an manuel netlik kullanıyorum makroda. Şu şekilde rüzgar çıktı biraz ama şöyle tam arının üzerine geldiğimde bakın şöyle yeşil yandığı anda artık obje netlemek. Bu şekilde çekimleri yaparsam şu haliyle bakın. Oldukça iyi bir netlik yakalamışım yani. Biraz arı yaklaştı gibi. Şöyle tekrar netliği ayarlayayım. Harika. Şöyle arının üzerine getirmek istiyorum. Evet, şu an kaçırdık. Şöyle. Evet, Nikon Z50 ile makro fotoğrafı şu an harika bir şekilde çekebiliyoruz. Bakın çektiğim fotoğrafı göstereyim size. Müthiş. Evet, bakın. Çektiğimiz fotoğraf bu. Bir başkası. Çok çok iyi netlik yakalayabilmiş durumdayız. Bu gerçekten çok harika bir sonuç. Yani LCD ekran üzerinden böyle çekim yapabilmek, manuel netliği kullanabilmek ve bu manuel netlik sayesinde bu şekilde harika fotoğraflar çekebilmek gerçekten çok büyük avantaj. Dolayısıyla bakın şu netliğe. Yani DSLR fotoğraf makineleriyle çok da şöyle böyle demeye gerek yok. Aynasız fotoğraf makineleri ciddi anlamda artık kendini ispat etmiş durumda. Bu çok güzel bir avantaj bizler için. Şu detaylara bakar mısınız? Mükemmel detaylar aldık. Çok güzel video kayıtlar da alıyorum. Manuel netlemeyle bu başarı çok güzel. Zaten makroda otomatik netleme, eğer konu çok hareketli değilse otomatik netlemeyi tavsiye etmiyorum. Manuel netleme size her zaman daha iyi sonuç verecektir. Özellikle böyle aynasız bir gövdeden yerlere yatmadan hareketli LCD ekran ve bunu manuel olarak takip edebileceğiniz bir otofokus sistemiyle çok daha avantajlı oluyor. LCD ekrandan çekim yapabilmek aynasız fotoğraf makineleri için büyük bir avantaj. Evet. Bugün sizlerle makro çekim yapmaya çalıştık. Çiçekleri, arıları ve böcekleri çekmeye çalıştık. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Tabii makro çekimle alakalı çok daha farklı bilgiler var, çok daha geniş bilgiler var. Ama temel olarak ben sizlere hem bir makro çekimin kamera arkasını göstermeye çalıştım, hem de makro çekim yapmak isteyen, doğaya daha yakından bakmak isteyen arkadaşlara bir yöntem, bir yol göstermek istedim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tabii ki çok daha iyi objektiflerle, çok daha uygun ekipmanlarla çok daha güzel makro çekimler yapabilirsiniz. Yanınızda böyle çiçekleri sulamak için olan fıs fıslı bir su kabı bulundurup bazı çiçeklerin üzerine su sıkarak damlacık etkileri oluşturabilirsiniz. Çok daha farklı çekimler yapmak mümkün. Çok daha farklı objelerin makro çekimlerini yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ayrı bir dünya, tamamen farklı bir saha. Ve gerçekten uzmanlık isteyen, sabır isteyen bir alan. Çünkü saatlerce böyle dizlerinizin üzerinde, yerlerde, belinizi eğerek, bükerek, arıların, kelebeklerin, böceklerin peşinde koşarak saatlerce, günlerce uğraşmanız lazım. Keyifli ama zor bir fotoğrafçılık türü. Fakat seviyorsanız kesinlikle değer.
biraz zaman kısıtlıydı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ama daha sonraki zamanlarda yine pek çok bu şekilde kamera arkası içerikler, nasıl çekileceğiyle alakalı, fotoğrafçılığın nasıl yapıldığına dair pratik bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım sizler için bu videolar faydalı oluyordur. Elimden geldiğince çekimlerin kamera arkasını bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Kanala da abone olmayı ve bu kanalı paylaşmayı da lütfen unutmayın. Sizlerle birlikte sayımız arttıkça, büyüdükçe çok daha fazla kişiye bu videoları ulaştırabilme şansım olacak. Böylece hep birlikte fotoğrafçılığa katkımız olacak. Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte gelişeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.